مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Tebareke Teala bizlere Ramazan-ı Şerif'te birçok faziletler lütfetti, ihsan etti. Mesele bunları bilip tatbik etmek, amel etmek ve ahiretimizi kazanabilmek. Faziletli ameller babında söylenecek çok şey var. Ee, bazılarını rivayet edeyim. Ancak e, baştan söyleyelim. Bu mübarek cuma gecesi önümüzdeki e, girecek olan gece e, Ramazan şerifin 15. gecesidir. 15. gecesinin tabi özel faziletleri var. Özel namazları var. E, ve ibadetleri var. E, zaten insanlar teravih e, kılmakla meşgul olduklarından, kılabilenler için söylüyorum. E, pek başka namaz kılmaya ne hacet var da diyebilirler. Ama efendim kar etmek isteyenler, ahiret e, menfaatlerini temin etmek isteyenler, e, bu mevsimleri değerlendirmelidirler. Bakın şimdi e, vefat etmiş olan kardeşlerimizden herhangi birini, birine, şimseni dünyaya geri göndereceğiz, bu Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesinde sana ibadet imkanı tanıyacağız, dense, havalara uçar. Çünkü o şimdi ahirette iki rekat namazın ne demek olduğunu gördü. Onun için büyüklerden biri, evvelce vefat etmiş velilerden bir zatı, man aleminde görünce ona sorduğunda e, ahiretteki halinden e, dedi ki şaşılacak bir durum var. Biz şimdi burada e, ahirette işte namazın önemini, zikrin önemini, Kur'an tilavetin önemini, ibadetin, sadaka, hayır hasenen önemini anladık. E, fakat amel edemiyoruz. E, yani e, dünya hayatının nefesleri bittiği için bize fırsat tanımıyor. Ama siz e, amel etme imkanına sahipsiniz. Yani çünkü şimdi bu gece 100 rekat namaz kılsa, adama ne der, kimle karışır? İsteyen kılar. kadar. Ondan sonra e, hatim başlasa, e, efendim biliyorsunuz Hazreti Osman hatmini yapanlar, e, Hazreti Osman hatmi o, yapmak isteyenler yüzde yüz işte duaları, hacetleri kabul olur o, demiştik. E, o Zaten e, ruh tefsirinde de var, uleman kitaplarında da var. Orada 114 sure var demiştim. Her surenin e, sonunda bir kere bir duası var okunuyor diye. E, onu e, tabii şimdi biraz bizim ikinci cilt e, gecikti. Gerçi biz yani baskıya veriyoruz yarın falan. Birkaç güne çıkar ama e, insanlar şimdi bu cumadan da bu geceden başlıyorlar hatme. İşte yarınki günde çünkü Hazreti Osman hatmi radyallah cuma gecesinden başlıyor başlanıyor. Onun için şimdi bu haftayı da kaybetmiş olurlar o duadan dolayı. Ben onu siteye koydurdum. bizim sitelerimizde şu anda o duayı bulabilirsiniz. Hem metni Arapça okunacak. 114 sure var. İşte her sureden sonra bir kere okunuyor dua. Her sureden sonra bir kere okunuyor. Ama tabii orada Hasta Osman Efendimizin katminin şeyi var ya ona riayet edilecek. Onu efendim söylemiştik birinci gün işte Enam suresine kadar, işte ikinci gün böyle günleri var. Kur'an-ı Kerim 7 günde bitiriliyor. İşte Cuma'dan başlanıyor, bir daha Perşembe hatim yapıl yapılıyor. <laughs> Onu bilenler biliyor. her sureden sonra bu dua bir kere okunuyor. O, ondan sonra da hatim bitince hemen secde yapılıyor. Secdede Allah'tan ne muradı varsa isteniyor. Ve kalkmadan Allah'ın izniyle muradı ihsan olur diye kuvvetli itikat edenler bunu tecrübe de etmişler. Bunda e, hiç şüphe yok buyurmuşlar ulema meşayih. Hiç şüphe yok buyurmuşlar. Ve bunu amel edenler zaten vardırla e, kardeşlerimiz e, bizim e, dualarda geldiğinden anladım ki bunu ben zaten demeden evvel onlar Hazreti Osman Hatmi yaptıklarını e, yani biliyorlardı demek ama o duayı bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk. Bu bulaçsa kitabında görünce çıktı. Taşköprü zaten kitabında. E, onu bir siteye koyduk. E şimdi bazı kardeşler, şeyini istiyorlar, yani Türkçe telaffuzunu, e, Türkçe telaffuzunu Latin harfleriyle biz şeyi yazmıyoruz. Yani Kur'an harflerini, e, duaları yazmıyoruz. Çünkü orada harfler değişiyor, harfler değişir, manalar da değişir. E, dua de cana olur. Yani orada biz, e, tamam şimdi yeni bir işaretler çıkartmışlar işte, H noktalı olduğu zaman o H yazıyordu onun üzerine bir tane o nokta koy. Kim anlayacak onu yani? Şu anda akademik bir dil yani onu işte İslam, İslam, İslam Asiklopedisi falan işte araştırmacı yazarlara göre yapılıyor. Onu da çoğu okuyan bile anlamıyor yani. Biz orada H'nin üstüne işte bir nokta koyarsan ham olur, H mı olur? O Türkçe'de bunun telaffuzu yani anlaması çok zor. Onun için ona da güvenip bu işe giremiyoruz. Ee, yani burada cevap yapalım derken günaha da girmeyelim, yanlış manalarda çıkmasın. Zaten ben şunu diyorum, namazın dışında Türkçe caiz. Bir insan Latin harfinen Arapçayı okuyup da yanlış okuyacağına Türkçe manasını okusun. Yani Türkçe manasını okursa Allah Teala her dilden anlar, her dil Allah'ın yarattığı lügatlardır. Dolayısıyla burada namazda biliyorsunuz Arapçanın dışında bir dua yapılamaz namazı bozar. E, efendim zaten ayetten hadisten olmayan dua da yapılamaz. Arapça olsa bile yani. Sen, sen gidip de namazın içinde Ya Rabbi işte hanımımın şurası ağrıyor, kızımın burası ağrıyor diye Arapça söylesen Arap olsan, Arapça söylesen yine namaz bozulur. Dolayısıyla namazda ancak ayet hadis me'thur diyoruz. Me'thur demek ya ayetlerde bulunan dualar olacak ya da hadis-i şeriflerde geçen dualar olacak. Bunun dışındaki dualar namazda zaten okunamıyor. Arapça olsa da okunamıyor. Bu itibarla e, yani biz bu duayı yazdık. Üstünde Arapça okuyanlar için yazdık. E zaten Arapça okuyan Kur'an nasıl okuyacak? Yani biz burada Hz. Osman katminden bahsediyoruz. E demek Kur'an okuyor ki. E Kur'an okuyana biz de harekeli Arapça yazdık daha. Efendim zaten öbürü için bu söz konusu değil. Öbür dualarda tamam manadan şey olabilir. Burada zaten Kur'an okuduğuna göre lafzını okuyor. Ama manayı e, ne diyorum ben burada Allah'tan ne istiyorum diye manayı bilmek kabulüne vesiledir manayı da altına koyduk zaten sitelerimize paylaştık çünkü kitap e, yani birkaç güne kadar elinize geçmesi meşmesi hafta sonu yasak olduğu için işler gecikiyor her hafta sonlarından dolayı bütün piyasa her şey matbaa her şey aksıyor tabii bütün hayat aksıyor bundan dolayı evdeki hesaplarımız çarşıya uymuyor yani e, Hazreti Osman hadmine bu geceden başlayacak olanlar e, başlayabilirler o her surenin sonunda bir kere okunuyor aynı duamı sordular zannetmişler ki her surenin sonunda farklı dua var. Öyle değil. Aynı dua her surenin sonunda da bir kere okunuyor. Ondan sonra da zaten bitince hatim hemen secdeye varılıyor. Secdede de okunuyor. Secdede tabi ezbere bilmeyi, bilmeyen okuyamaz. Secdede yine allah Teala'dan hacetin, muradını isteyebilirsin. Namazın içinde olmadığından Sübhane Rabbi -Ala, üç kere dedikten sonra en az üç, beş, yedi, on bir. Ondan sonra Allah'ından Türkçe'de isteyebilirsin secdede. Çünkü namazın secdesi değilse hacet secdesi ise e, hatimden sonraki secde ya da muradını kalbinde tutarsın. Secdeden yani Türkçe konuşmayayım diyorsan ki doğru, en doğrusu odur. Muradını kalbinde tutarsın hacetini. Allah'tan hayırlı muradını isterken ya arhamen rahimini üç kere dersin. Ya Hayyu ya kayyum üç kere dersin. Ya zel celal ve üç kere dersin. Rabbena beş kere dersin. İşte ya Rabbi dört kere dersin. Rabbi üç kere dersin. Bunlar çok önemli. Beş Rabbena, 4- Ya Rabbi, 3- Rabbi. Bak 5, 4, 3. Bunlar çok önemli. Bir insan e, namazın secdesinde olsa, bir haceti de olsa hem namaz bozulmaz bunları dua etmekle, hem de kalbinde muradını tuttuğu zaman, yani neyse istemişsin, i̇şte Hastal mı var, kendin mi hastasın, başında bela mı var, e, hanımın mı sana aksilik ediyor, işte ev huzur, huzursuzluğun mu var, işte veyahut da kadının kocası mı efendim zarar veriyor, eziyet veriyor. İşte herkesin sıkıntısı var kendine göre. Bütün ka kapılar Mevla'ya açılıyor. Mevla'dan başkasının kapıları kapalı. zaten açık olsa ne olur? Boş. Girsen çıksan boşuna girersin, boşuna çıkarsın. Allah'tan başka Celle, Celle yaratan yok. Yaşatan yok. Şifa veren yok. Hiçbir şey yok. Ancak Allah var Celle Celle. Onun için tabi vesileleri inkar etmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine söz, evliya Allah hürmetine o başka. Onlar hepsi Allah'tan istenen şeyler. Kimse kimseye yarat bana bir şey demiyor ki. Tevessül, teberrük, istigase, bunlar işte yüzü su istemek, medet istemek, imdat istemek, medet ya Abdelkadir Geylani, medet ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyen sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse benim elimden tut. Yani bunun manası nedir? Huzbiyedi benim elimden tut, bana yardım et. E sen kendi başına yardım edemeyeceğine biz inandığımız için, Müslüman olduğumuz için bunun manası nedir? allah Teala'dan, Ya Rabbi onu bana şefaatçi kıl diye talepte bulunmaktır. Ve o zatlara da e, allah Teala'nın katında sizin mertebeniz var, hatırınız var. Bu hatırınızı benim için de kullanır mısınız yani? allah Teala'dan talep ederek, Allah'tan isteyerek, dua ederek, Allah'a dua edecek yine sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan e, sana şefaat etme, imdadına yetişme izni istiyor. E, o izni almadan yardım edemez ki. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir salavat-ı şerife okuyarak veya bir Evliyaullah'tan bir zatın ruhuna işte bir Fatiha şerife, bir hatmi bir, şerif, bir tavaf, bir sahi işte neyse bir hediye, bir hediye göndererek yani bir hediye gönderdiği zaman nasıl ki bize de bir hediye geldiği zaman hediye karşılığında bir hediye vermek de sünnettir ya. Hiç iyi bir insana bir sen bir şey verdiğin zaman, ikramda bulunduğun zaman o seni ikramsız bırakır mı? E bu Allah dostları en e, fütüvet sahibi, efendim e, işte ikram sahibi, cömert sahibi insanlar. E senden ona bir hediye gelince senin gibi, benim gibi acizden, fakirden, sermayesi kıt olan adamlarız biz. E şimdi sen de bir şahın Hazretleri'ne yani bir hatim sevabı hediye sen, e bu Hazret... Hazreti Şah'a ulaşıyor. Ulaşınca da e, bu kesin ehl Sünnet'in itikadına göre sevaplar ulaşıyor. ve ulaşınca da, da kim bana bunu göndermiş? İşte efendim İstanbul'un şu ilçesinden, şu mahallesinden, şu evinden bir işte e, hanım e, efendim sana bir hatim sevabı hediye etmiş mi hatta? Neyse ya. Yani bir i̇lla bir hatim okuyamıyorum diye. On Allah oku gönder. E, yani ne olacak? Kelime-i Tevhid oku, yüz tane gönder. Hepsi gider. Ve Kelime-i Tevhid gökleri yerlere tartıyor. Öyle sana hafif gelmesin bir Kelime-i Şehadet. Yani onu da dersini yapacağım inşallah. O hadis-i şerifi de bitirmem lazım. Kelime-i Şehadet'le ilgili iki şey maddesi kaldı. O hadis-i şerifi tamam edemedik. Yani orada gör, göreceğiz yani. Bir Kelime-i Tevhid, bir Kelime-i Şehadet deyip geçme ne demek ya? Gökler yerler Kelime-i Tevhid üzerine duruyor. Onun için ya böyle bir sevap hediye sen, o da seni mahrum eden boş bırakır mı? Bırakmaz. Allah Teala'nın ona verdiği izne dayanarak o da sana efendim şefaat eder ummadığın yerde. Bunlar hep e, yani malum şeyler. Mesela bir arkadaş e, bir umre yapmış. Herhalde yani tavaf mı umre mi onda şüpheliyim biraz ama çok sene oldu bu yani 20 seneden fazla. E, bizim de e, tavaf yapmış, ömre yapmış neyse. Şah Nakşibend Hazretleri hediye etmiş. Ben bunu yaşadım ben. Şah, Şah Nakşibend Hazretleri Mekke'de yani Mekke'de bitince hediye yapıyorsun hediye etmiş. Ondan seneler olmuş. Kaç sene sonra biz Bukhara'ya gittik. İlk gidişim. Efendi Hazretlerimizle ilk gidişim aradım. Yani 2000'den önce. 90'lı yıllarda. Şimdi orada birkaç arkadaşız. Orada arkadaşlardan biri, Şah-ı kabri şerifinin huzurunda ziyaret yapıyoruz. Ee, yaparken orada bizim arkadaşlardan biri daldı. Dalmış yani. Bazı kere böyle çok oluyor. Çünkü biz uzun oturuyoruz. Yani bazı yarım saat, bir saat, iki saat oturduklarımız oluyor. Rabıta yapıyoruz, zikir yapıyoruz işte falan. Meşgul oluyoruz. Orada bir arkadaş dalmış. Dalınca Şah-ı ona zuhur etmiş. Demiş ki... Diğer öbür arkadaşım, o da hayatta... Benden tabii yaşlı o da. Ee, o arkadaşa demiş ki, falan kişiye benden selam söyle. E i̇şte hediyesini e, e, aldım, kabul ettim. Hediyesi bana ulaştı. E ondan dolayı işte kendisine işte yani duacıyım, ateşim, şimdi alem ben şimdi tam kelime kelime şey yapmıyorum. Neyse bu arkadaş ayıldı falan. Ay, ay, ayıldı. Orada ziyaretten kalktık. Döndü ona dedi ki, e, ya dedi, sen dedi Şah Nazım Aleyhissellemi ne dedi bir ömre yapmışsın dedi, on dedi ruhuna hediye yapmışsın dedi. O da bundan memnun olmuş sana dedi yani e, teşekkür ediyor ve da işte e, memnuniyet ifade ediyor mehalinde bir şey söyle O arkadaş şok oldu, şok oldu. Dedi ki Allah Allah dedi falan. Böyle biraz durdu, yine yaptım, ettim de demedi. Yani, çünkü o... ...o da zarf mı atıyor gibi mi? Biraz da durdu, bekledi, durdu. Biraz şey adamcağım, muzip adam. Bir zaman böyle yine açık vermedi falan. Bu arkadaş şeyinde... ...yani tabii yapmadım, etmedim de demedi. Bu da sözünde ısrar edince... ...ya dedi ben dedi şimdi burada... ...kabir ciharetine daldım... Canan Hazretleri gördüm gördüm etti bana böyle dedi ben. Ben ne bileyim dedi sen dedi ne zaman nerede ne yapmışsın kim kime ne hediye etmişsin dedi ben. Bana böyle bir şey dedi. O zaman orada biz işte 8-10 kişiydik. O Hacı Efendi dedi ki Ata Pazarı ihvanımızdan dur o efendim sen eski ihvanlarından. Dedi ki yani Allah Allah dedi bu kadar da dedi. Ben dedi yani niye anama söyledim? Dedi, ama ben dedim Mekke'de dedi böyle içimden geldi dedi. Şahin Akşipan Hazretleri bu tarikat aliyeyi e, tesis etmiş. işte bize bu kadar zikirler öğretmiş yani. Onun hakkı var bizde hani. Ona bir hediye yapayım dedim ama dedi bir ömreden sonra kaç sene olmuş bir şey. Bir kişiye de yani demedim dedi. E kardeşim zaten bir kişiye demenle dememenle alakalı değil ki. Bunu Mevla görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Hediye ettinse bunu duyuyor mu? Duyuyor. Veya kalbinden de hediye edebilirsin. İlla konuşma şartı yok Kalbinden bir hediye geçirdiğin anda Mevla bunu duymuyor mu? Duyuyor. yani bilmiyor mu? Biliyor. Ses ses yoksa da ilim taluk ediyor buna. Biliyor. E bildiği zaman da Çanakçı Mahzatı'na bu ulaşıyor Ulaşmaz oğlum. Velid davati te'sirun belih fakat diye ashabu dalal. Erişte akaidinde bedüle mali de ne diyor? duaların ölülere yapılan duaların çok mübalağalı tesiri var. Ben onlar ne dersler yapacaktım size? Nerede yapacağım? Bu gevezelikten kurtulamıyorum. Öyle bir rivayetler var ki bu ulaşma rivayetleri. Aklınız durur yani. Öyle örnekleri var. Ama dalalet hesabı bunu nefy eder diyor. Dalalet hesabı. Ya mutezile bilmem. 72 fırkadan bu ölüye sevap gitmez falan diyeyim. Şimdi de dolu ilahiyatta bunu konuşan adamlar var yani. Ölüye sevap gitmez. Nerede gitmez? Bütün ayet hadislerde bunun ee, efendim yeri var ulaşacağına dair. Sayı adı şerflerde var. E işte bak ulaşmış. E herkese ne diyorum sana? Bir kişiye e, gösterirler, herkese işittirirler. Herkes. E ben de efendim Abdülkadir Geylani'ye bir hediye yapmıştım da işte kimseye rüyasına girmedi, zuhurat olmadı. Ben de bir şey görmedim. Gitti mi gitmedim. Kardeşim sen Allah için yaptın mı? Yaptın. Hediyeni yaptın mı? Yaptın. E tabi bunun gitti de şüphe var mı? Yani bunu allah Teala zayi eder mi? allah Teala unutur mu yani? E, dolayısıyla ancak birisi müşrik olur, kafir ölmüş olur da sen ona hediye yaparsın da onu Müslüman öldü zannetersin de ona o ulaşmaz. O neden ulaşmaz? E çünkü ehil değil. Ehliyeti liyakatı yok. Kafir olarak ölene bütün dünyayı hayır doldurup ruhuna hediye etsen anan kafir olarak ölmüş. Sen anana bütün Afrika'da su kuyusu açsan çünkü ölünün ruhuna en çok su kuyusu su hayrı gider. Hadis-i şerifte çünkü su hayrı yap buyurdu annem Vefat etmiş anneme ne hayır yapayım soran sahabiye. Sahih hadis bu e, Su su hayrı yap buyurdu e Sen şimdi düşün Afrika su, kuyusuz susuz sus, hele sus. ki Afrika'nın Müslüman olan yerleri işte abdest lazım kusur lazım taharet için ne kadar sevap değil mi şimdi Tamam kafire de e, Efendim kafir Müslüman ayırmadan su e, hayrı yapılır. Bir insana bir su verilir. Açlıktan, susuzluktan ölsün mü? Ama bile de Müslümana yaptığın zaman zaten özellikle biliyorsunuz bütün dernekler, vakıflar e, Müslüman bölgelerde yapılıyor. Hani millet abdestine, kusluğuna, taharetine, temizliğine e, faydası olsun. E şimdi orada bütün hayırlar yapsan, diyelim ki bu biraz para tutuyor. Kaç bin dolar mı var diyorlar işte böyle listeler yapmışlar vakıflar. Hayır kurumlarında bunlar listeleri var. Efendim... desem ki ben... oralarda Afrika'da dolar geçti için öyle konuşuluyor yani şimdi tabii TL ile orada gitmiş iş yaptıramaz. 1 milyon dolarlık... su kuyusu açtırıyorum. Yani çok eder ha. 2-3 bin dolara zannedersem açılıyorsa düşün yani ha. Yani... şu Ramazan'da ne büyük hayır. Ama senin anan kafir ölmüşse... yani imansız ölmüşse... onun ruhuna sen bunu göndersen sevabı sana gelir ama eğer sen Müslümansan... Ananın ruhuna bundan bir şey gider mi? Gitmez. Neden? Kafire ulaşmaz. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdin Şah-ı gönderdin, Abdülkadir Geylani'ye gönderdin. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmuak. Ehl-i Beyt Hazaratı'na gönderdin. Ayşe annemiz, Hatice annemiz, Fatıma annemiz, e, Ezvat müminlerin anneleri, Özbeöz annemiz, Deniler annelerimiz bunlara gönderdin. Değil mi? Ya? Mesela İmam Rabbani ondan misal veriyor diyor ki ben diyor mesela işte bir kurban kesir, bir şu şey olur bir fakire tasadduk et gönderim şunu yaparım bunu yaparım hep Hatice annemize niyet ederdim diyor sevabını. Hatice annemiz Eli Beyt'in annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk eşi, hayatındaki tek eşi yani Hatice annemiz hayattaykenki tek eşi ve bütün evladının da annesi. Mariye validemiz hariç. Ondan sonra diğer eşlerinden çocuk olmadı e, Hatice annemize gönder e, yani sevabını işte Hatice annemize başlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor gördüm diyor. İmam Rabbani söylüyor bunu mektubatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya sen hep Hatice'nin ruhuna hediyeleri, sevapları gönderiyorsun ama ve ne akülü tafi ben yemekleri Ayşe'nin evinde yiyorum. Efendimiz buyuruyor. Yani şimdi Hatice annemiz vefat etmiş. E, zaten hepsi vefat etmiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte Medine dönemi tamamen Ayşe annemiz orada en ileri seviyede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le taalluku ilgisi hizmeti geçen annemiz Ayşe annemiz tabii. Diğer annemiz annelerimizle de tabi onların da hizmetleri çok. Rızvanullah aleyhine ecma'in. Ama ben yemekleri Ayşe'nin evinde yiyorum. Ne diyor? Yani e şimdi sen burada hediye gönderiyorsun ama biraz da Ayşe'ye de gönder. Çünkü sen sadece Hatice'ye gönderiyorsun radıyallahu teala Teala'na. E ben burada Ayşe'nin bana çok emeği var, hizmeti var. Yani ona bir hediye gel, gelmiyor senden diye. Demek ki bu hediyelerin hepsi ulaşıyor. Hepsi malum. Ve lakin mühim olan efendim, karşı tarafın kabul etmeye elverişli olması, ehliyeti bulunması, Müslüman olarak vefat etmiş. Ne kadar günahkar da olsa ee, bir adam Müslüman ölmüşse onun ruhuna bir hediye ulaşır. Azaptan bile kurtulan 70 bin kelime-i hediye etmekle. Ki onu e, ki sayfasında verdim her da geçen derslerde. Okuyun çok önemli. E, Bulaşı Aslakların birinci cildinde, bu hala Efendi Hazretlerimizin çok anlattığı, bir çocuğun annesi cehennemdeydi meselesi, o bütün kitabı, Muhittin İbn Arabi'yi zikrediyor, onu şimdi tam sayfasını geçenlerde verdim. Okuyun da görün. Bakın, an anında görüntü, canlı, anında görüntü, keşfi açık. Çocuk buluğa ermemiş, keşfi açık. Ee, ki buluğa bu keşif açıklığı daha fazla oluyor. Hani günah başlamadı diye yazılma. Ee, anında görüntü. 70 bin kelime tevhidi hediye ettiği anda mesela. Benim hazır 70 bin kelime tevhidim var. Okumuşum onu, kimse hediye etmemişim. Duruyor mesela. Bu arada bir cenaze oldu. Veya benim en sevdiğim ya bir yakınım vefatı bilmem ne. Ben de ona acıdım, üzüldüm. Şimdi azabı olur mu? Herkesin günahı var. Bilmiyoruz ki ahirette neyle karşılaşacak. Ben ona bunu hediye etsem faydası. Orada işte manevi gözü açık olan biri bulunsa tam mezarın başında ta kabre konurken hediye etsen o anda işin nasıl değiştiğini işin nasıl değiştiğini saniye geçmiyor ya. Bu ahiret alemi böyle bir şey sen ruhani ruhaniyet aleminde zaman yok, mekan yok. Sen ne diyorsun? Buradan efendim şu anda en hızlı seri kargo bile şu anda tabii yeni bu çıktı bu evvelce. Aylar sürüyordu. Bir yerden biriye bir şey göndermek. Ha şimdi en seri kargolar var. Işte. reklam yapıyorlar. Bizden serisi yok. En hızlı biz gönderiyoruz. En sağlam, en güvenilir bilmem ne bilmem. Ne kadar adam gönderecek. Ama sen buradan bir sevap gönderiyorsun. Ölmüşünün birinin hesabına bir sevap gönderiyorsun. Şu anda ben kalbimde böyle dururken içimde bize bir amel yapmışım. Yani nafilelerden sevabını hediye edebilirim. Farzını hediye edecek halin yok. Farz zaten senin borcun mübarek adam. Kendi borcunu yerine götürürsün. Neyi kime hediye gönderiyorsun? Zekat veriyor. Zaten Allah'ın emri farzı borcu. O sırada zekat anamın ruhuna gitsin. Kardeşim zekat anamın ruhuna gitmez. Zekat senin borcunu düşürür. Sevabı sana. Sen sadaka verir, verirsen zekatın dışında sadaka verirsen tamam mı? Annenin ruhuna da hediye etme hakkın var. Yani şimdi efendim fitre veriyor. Ölmüş babamın ruhuna. Ya fitre ölmüş babanın ruhuna gider mi? Fitre yaşayan adamın can parası zaten. Bugün de olsa çocuk ona bile fitre var. Hayat parası o senin yaratılış paran. Yaratılış nimetine şükür için fakire veriyorsun fitre. On sıra. Fidye Ramazan orucu e şimdi efendim Ramazan orucu tutmuş. Bu Ya Rabbi bu Ramazan orucumu babaannemin ruhuna hediye etti. Ya git ya. Babaannenin ruhuna ne iş var? Ramazan orucun. Ramazan orucu İslam'ın beş şartından farzından biri. Sağlığın saatin yerindeyse bunu mecbur tutacaksın. Bundan sana sevap var mı? Çok. Velakin bu sevap sadaka gibi hayır gibi gitmez. Çünkü nafileler gider. Nafile ne demek? Sana Allah onu borç etmemiş. Seni ona yapmaya mecbur etmemiş. Yükümlü değilsin. E, müstahap ne demek? Allah'ın e, senin canın içinden gelerek "Ya Rabbi bu bunu bana farz etmedin, vacip etmedin. Vacip de aynıdır. Vitri kılıp da sevabını gönderemezsin. Ama sen bu gece 15. gece kıldın 100 rekat. Kıldın 100 rekat. Annene de gönder, sülalene de gönder gider. Müslümanlarsa ama sen şimdi e, teravih gider. Çünkü e, sünnet. Ama sen vitir vacip. E sen şimdi üç vitir kılmış, vitrin sevabını işte falan dedeme gitsin. Yani böyle saçma saçma işler yapmayalım. M mecbur olmadığımız, mükellef tutulmadığımız bir amel. Sen şimdi farz hac, farz hacını yapıp da ömründe bir kere farz paran var, yol emniyeti var, sağlığın var, tamam. Şartlar oluşmuş gitmesin. Farz haççı hediye ama bir daha sene bir daha gittin. Nafile hac. Nafile hac. Çünkü hac ömürde bir kere. Ramazan gibi her sene gelmiyor. O zaman onu hediye edersin. Nafile hac. Anladın mı? Tavaf. 50 tavaf yaptın. İstersen bir tavafı da hediye et. İstersen 50'sini birden hediye et. İstersen kime ediyorsan et. Umre nafile. Zaten Şafii mezhebinde bir kere hayatta vacip de Hanefi'de hiç vacip değil. E, i̇lk keresi bile sünnet. E, dolayısıyla bunları edersin. Ama farz olan, vacip olan senin yapman gereken zaten bir şey. Ondan senin borcun düşüyor. Borcun düştükten sonra artı sana kar kalın. Kalmaz olur mu? Sevabın dünya kadar sevap vaat ediliyor. Ama bunlar senin şahsına aittir. Burada da tabi kabul olundu mu, olunmadı mı? Eksiği var mı? Kusuru küsuru var mı? Bunlar ayrı bir hesap. Nafilelerden hediye edebilirsin. <laughs> Şimdi onun için biz Amel etme fırsatına sahibiz. Ölmüşlerimiz amel etme imkanını kaçırmış. Ama ahirete gittikleri için her şeyi her şeyi görmüşler. Mesela bense senelerdir senelerdir yani ben ilk dua kitabını, dualarımı ilk kitabım zaten yazdım da 25 seneyi geçti. 25 çeyrek asırı geçti. Orada da bu Seyyidül İstiğfar var. 25 senedir ben en azından Seyyidül İstiğfar deyip 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 durdum. Sabah akşam bundan büyük bir şey yok. Bu Bukhari. Burada ölen kesin bunu okumuşsa cennetlik. Kesin buna şehitlik. Yani bu Bukhari ya. Bu kadar hadis, dua, zikir öğretiyorum size ben. Ama ben şimdi bunu söylüyorum. E şimdi bunu kaç tane Seyyidül var ezberlediniz? Ya hoca ben, ben ezberleyemedim. Kafam almıyor çok ama ben her sabah akşam okuyorum. Tamam. Mühim olan ezber eden okumak değil. Mühim olan okuyor musun okumuyor musun? Bunun bu kadar önemi var. Her anda ölme tehlikesindeyiz. Her sabah çıktık akşama çıkmadan ölebiliriz. Her akşama vardıksa sabah çıkmadan ölebiliriz. Bak bu kadar tanıdığımız şu yakın ve işte e, korona da sebep oldu belki. E, ama eceli gelen zaten gidecekti herhangi bir sebeple de olsa veya sebepsiz de olsa. Şu kadar yani, tanıdığımız insan şu anda toprağın altında ya. Bir daha bir la ilahe illallah diyebilir mi ya? Bir subhanallah diyebilir mi? İki rekat namaz kılabilir mi nafile? Teravih işte bu mübarek 15. değil. İki rekat teravih kılabilir mi? Yani 20 iki rekat teravih olmaz zaten ha? onu söyledim. Yani 20 rekattan iki rekatını bile diyorum. Teravih 20 rekat zaten böyle. Teravih 18 rekat kılsan teravih olmaz. Nafile namaz olur. Teravih 20 rekat. Onun adı sanı konmuş. Teravih'in diyorum iki rekatını bile kılabilir mi? Kılamaz. E kılmak ister mi? İstemez olur mu? Sen kılmama bahane arıyorsun. Şimdi kabirdekileri kaldırsalar, dünyaya getirseler sen hey! Ne olur ya Rabbi iki rekat namaz kılacak kadar dünya hayatı var. bize. Şey. Yalvarıyorlar. Hadis-i şeriflerde geçiyor bu. Efendi Hazretleri ne kadar fazla anlatırdı bunu. En fazla anlattığı rivayet buydu ya. Çünkü anladı buyururdu iki rekatın ne kadar önemli oldu. Sen şimdi bir şey anlamadın. Hadis-i şerif Bukhari rekatani ...hafifeden... ...hayrun mined dünya ma'aleha... ...iki rekat kısa bile olsa... ...işte kısa işte... ...inne atayna kulü Allah ile kılınan... ...en kısası... ...en kısa iki rekat bile... tabi tadil erkanları... ...şart o farzını, vacibini konuşmuyoruz... ...en kısa iki rekat bile... ...bütün dünya ve üzerinde bulunan... ...her şeyden hayırlıdır... ...cevherleri, mücevherleri... ...pırlantaları, zümrütleri, yakutları... ...madenleri, borsaları, kıtaları... ...bütün dünyayı buraya koy... Gel vefat etmiş olan bir insanın kabrinin başına. Bütün dünyayı sana tapuladım. Hepsi de benim idi sana verdim desen. O da onu duyduğunu düşün. Duydu. Duyar. Ölüler selam versen duyar. Kabirdekilerin duyduğu hadis-i şeriflerle sabit. Duydu. Sevinir mi? Yahu dünya zaten ben daha dünya çıkamayacağım ki. Bunların istifade edeyim. Ben artık ahirete gidiyorum. Çıkışım berzak aleminden sonra mahşere. Dünya geri dönüşüm yok. Ben ne yapayım sana be? Apartman bana getirip tapu yapmışsın. Zaten tapu da yapamazsın da ölmüşün üstüne. Diyelim ki verdin yaptın. E ne faydası var adama ya? Bütün dünya diyoruz ya. İstanbul, Türkiye demiyoruz ya. Ve üzerinde ne varsa altı da dahil. Madenlerin çoğu para eden şeyler hatta. Bunların hepsini bir ölmüşe bağış etsen ne yazar ya? Ama iki rekat namaz kılıp sevabını göndersen. Yazar mı? Deftere yazar. Sevinir mi? Sevinir, uçar. Ya, yandaki mezardaki de eyvah, görüyor Beni hayırla bir anan yok, bir rahmet okuyan yok, iki rekat namaz ediyeden yok der. O da öyle. Çocuk yetiştirmemiş, salih evlat yetiştirmemiş, talebe yetiştirmemiş, faydalı ilim bırakmamış, bir hayır yapmamışsa, dua deni yoksa, e çoluk çocuğu varsa da, ağızları dualı zikirli değilse, ne fayda görecek? Be? Kimden gelecek ona bir şey? Belki bütün Müslümanların toptanına hediyeler yapıyoruz ya. Adı sanı kesim isimleri bile kalmamış falan hoca efendiler böyle e, meşhur dualarda geçer. Osmanlı'dan kalma dualarda değil mi? Orada işte bütün müminine müminata gidiyor. Oradan müminine müminata gidince mesela dün yazdım Kadir Suresi'nin faziletleri kitabı yazdım, hazırladım. Bu bulaşıcı hastalıklar kitapları çıkınca 2-3 aydır benim başımı iptal etti. Sırf bunlarla uğraştım. O kitap öyle kaldıydı. Bitirdim ama kitabı. Dün tahsillerini yaptım gece. Ee, Kadir Suresi. Aman ya Rabbi Kadir Suresi. Kadir Suresi. Kadir Suresi. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçerken... ...bir kabrin başında durdu. Buyurdu ki... ...sahabe-i kiram... ...size cehennemliklerden birini... ...söylememi ister misiniz? Aman ya Resulullah. Allah'a sığındık cehennemden, azabından, gazabından şu mezar var ya dedi şu. Şu kabrin sahibi yanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça görürdü. Bütün kabir içinde ne olduğunu görmüyor, Evliya göstermiyor mu? Evliya Allah'ın bile kerameti haktır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl mucizesiyle görmeyecek? Sonra gittiler. Bir yola gittiler. Yoldan döndüler. Yine mezarlığa, makbereye yolları uğradı. Yolla, geldiler. İmam Gafik'i rivayet ediyor bunu. Büyük muhaddes. lemahatül Varsim kitabında. Geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ki, Size cennet ehlinden pirinin kab kabrini göstereyim mi? Allah. Aynı mezarlıkta demek başka bir mezarda da cennetlik adam var. Dediler sahabe-i kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi. O giderken cehennemlik dediği mezarın başında durdu. İşte sahibi azel kabr. Min ehlil cennet. Bu kabrin sahibi cennet ehlindendir. Sahabe-i kiram böyle acayip şaşılacak işler. Hep görüyorlardı zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlerinin hepsi. Ayşe anamıza sordular ya Resulullah'tan gördüğün en acayip bir şeyi bize anlatır mısın? Ayşe anamız bildi ki ve küllü emri acayip. Hangisini anlatayım? Bütün işleri acayip yani. Akıl. Akıl Allah, kavrayacağı, ulaşacağı bir şey değil ki vahiy. Vahiy akılla ulaşılmaz ki. Akıl anlayabilir ama ulaşamaz. Onun için Dediler ya Resulallah tabi sormaya da çekiniyorlar böyle sahabe-i kiram. E biz dediler geçen mı içer? şu karıştırdık acaba. Geçerken buradan bu kabir e, cehennem ehlidir diye özel gösterdin bize durdun başında. E şimdi cennet elinden buyurdun. E yani acaba hikmeti nedir? Onlar bir sorma hakkına sahipler tabi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Ben size doğru söyledim. Evet öyleydi. Öyleydi. Ama ne oldu bilmiyorsunuz. Ne oldu bizden sonra? Bizden sonra bir Müslüman gelmiş burada mezarlığa uğramış. Şimdi tam şey etmeyeyim de hatırladığım kadarıyla yüz inna enzelna okumuş. Yani bir avuzu çekiyorsun arada hep besmeleyle yüz inna enzelna okumuş. Yüz de kulü vallaha okumuş. Üff. Ne etki ya. Yüz kulü ne demek ya. Üç keresi Kur'an'ı bir hatim. Düşünsene. Otuzda on hatim. Değil mi? E, doksan'da otuz hatim oluyor yani. Üçte oradan. Otuz üç hatim var en azından yani. Yüz kulübü Allah okusan adam bir fazla yani ihlas kalıyor değil mi? Otuz üç hatim oluyor. Otuz üç kere Kur'an'ı hatim ya. Sahi hadis ya. Yemin ediyorum diye Allah'a yemin ederim dedi. Kur'an. Kur'an üçte birine denktir. Dün yine okudum. Dün Buyurdu ki biz bu mezarlığı ziyaret ettik. Biz buradan gittik. E, gelene kadar tabi o arada pek bir zaman geçmiş. Arabayla gitmiyorlar hoş. Ondan sonra bir Müslüman gelmiş. Yüz inna enzellâ suresi okumuş. Yüz de Allah suresi okumuş. Çok büyük etkili bir şey ya. Birinle bin hayırlı Ondan sonra demiş ki Ya Rabbi demiş imanla ölen bütün müminini müminattan, müslimini müslimattan kabirde yatanların hepsine toptan bağışladım demiş. Toptan bağışladım derken e zaten Hoca Efendi o zamana kadar İslam daha yeni gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim Medine dönemi olsa Mekke'den 10 sene gelmiş. Medine'den de 3-5 sene koysan bunun ortalaması. E zaten Efendimizin tüm nübüvvet süresi 23 sene. Yani bunun ortalaması ne olacak? 10-15 senelik bir Müslüman. Kaç Müslüman ölmüştür ki falan. Cık, kardeşim öyle değil. İmanla ölen Adem aleyhisselamdan başlıyor bu. Bizim ümmetten dememiş. Zaten dua yaparken tamim yapmak. Dua yaparken tamim yapın. Tamim ne demek? Genel. İmanlı erkekler, imanlı kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Genel. Adem aleyhissalatü vesselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve kadar 224 bin peygamber gelmiş geçmiş. 224 bin. Bunların hepsinde sahabesi var. Bunların hepsinin tabiini var. Bunların hepsinin tebe tabiinden tut. Yani bunların hepsinin yolundan giden yani peygamberi görmemiş bile olsa onun getirdiği dinle amel eden dünya kadar e, imanlı erkek kadın geçmiş. Dünya yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminden geriye koyarsak yani 4500 sene 5000 sene yani 7000 sene dünyanın ömrünü tutsan 5000 5500 senelik geçmişte ölmüş var, Müslüman var. Anladın mı? O gelmiş mezara Yüz inna okumuş. Yüz de kulu Allah'a dokunmuş. Sade o mezarlıklardaki ne dememiş. Bütün Müslüman ölmüş, imanlı ölmüş. Erkek ve kadınlara demiş. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana hepsine hediye göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevla haber veriyor. Vay geliyor devamlı. Buyurdu ki ben buna giderken cehennemlik dedim. E bu adam ameli bozuktu. Yanıyordu kabrinde. E şimdi cennetlik niye dedim? E niye dedim? Bizim bilmediğimiz işler bu. Sizin bilmediğiniz işler var. Arada gelen hediyeden bütün Müslüman erkek kadın, inanan erkek kadın bunların çok azapta var çoğu. Bunlar hepsi peygamber mi, evliya mı? Dünya kurulduğundan beri. Bunların çoğu Müslüman da olsa günahkar. Bunların hepsi yanıyor. Yani hepsi derken günahkarlardan azap olan var kabir azabı çoğunda. E bu inna enzelna bu kulü Allah'ların sevabından herkese gitmiş, 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 gitmiş. Adem Aleyhisselam'dan bu mezarlıkta yatan bu adama kadar e zaten e, adama hediye giderken adamın hediyeye ihtiyacı yoksa diyelim ki adam zaten kendini kurtarmışsa azabı kabrinde yoksa ona fazla bir derece olarak belki gider ama önce günahları affettirip adamı azaptan kurtarma varken Allahu Teala niye göndersin hediyeni sevabı efendim kime ben zaten e, diyelim sen zaten yüz e, derece almışsın Adamın okuduğu sevaptan al sana beş derecede buradan hediye geldi. E şimdi Mevla niye böyle yapsın? Niye? O 5, ona vereceği hediyeden ona düşen payı orada yanan bir Müslüman varsa ona verir allah Teala. Ona azabını kaldırır değil mi? Kurban olduğum hikmet sahibi de. Onun için bütün Müslümanlar kabir nerede, dünya neresinde herkes yatıyor yani. Bu kadar ümmetler gelmiş geçmiş. Bunların hepsine bu adamın hediyesinden pay düşmüş ya. Düştü ya. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarın başında anlatıyor. Bu kabrin sahibine de düşen paydan bunun kabir azabını icap ettiren günahları mağfiret oldu. Mağfiret olunca günahlar silinince adam direkt cennet elinden oldu. Çünkü o günahlar onu mizanda ağır gelen kefede sol tarafın ağır gelen kısmı azaba düşürüyordu. 13'ün buyurduğu buyurdu. O bizim arkamızdan gelip yüz inna cenna yüz kulü Allah okuyanın yaptığı hediyeden fekane hazzuhul magfira bu adamın hazzı payı nasibi de mağfiret oldu. Yani zaten yandıkça azaptan bu kadar kaç senedir yatıyorsa onun azabından da tabii yandıkça günahlar düşüyor. Kafirinki bitmez. Ama Müslümanın ki tabi boşuna azap yapar mı? Vallahi Müslüman azap oldukça cehenneme bile gitse çıkıyor işte. Niye çıkıyor? Cezasını çekip de çıkıyor. O azapla beraber düşüm oluyor yani. Ama buna şimdi hediye geldi. Yoksa bu diyelim ki belki 50 sene daha azap olacak. 100 sene daha azap olacak. Belki 1000 sene daha o olacak. Kabirde yatan yok. 1000 senedir, 6000 senedir kabirde yatan yok mu şu anda? Ehe. Ne kadar sene daha belki azap olacak. Ama hediye gelince ne oldu? Bunun payına düşenle kalan günah mağfiret oldu. günah mağfiret olunca adamın yeri neresi olacak? Allah Teala ne yapsın? Günah bittikten sonra adamı azap mı yapacak? Kurban oldu. Mafiallahu bi azabikum. İn şekertum ve Şükredin, iman edin buyuruyor. Ben sizi azap edip de bir şey mi kazanacağım buyuruyor. Ben sizi affetme bahane arıyorum. Bak bir hediyeden diyor. Bu kadar dünyadaki yatan günahkarlardan diyor. Milyonlar, milyarlar tabii dünya. Ne bilelim efendim sallallahu aleyhi ve kadar ne ümmetler geçti. Bunun nasibi mağfiret oldu. Ve bu adam şimdi bak giderken cehennemlikti dedim size. Dönerken cennetlik diyorum size buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i bu ya, kaynağı var. İnna zannâ, çok acayip bir şey. Hele yüz inna var ya. Yüz inna okuyana Allah ismi azamı ilham eder. O anda öyle bir dua yapar ki kabul olmaması mümkün değil. Yüz indihan Hele ki yağmur yağarken denk getirirsen. Şimdi yüz indihan okuyacak kadar yağmur da yağmıyor da yani yağmur bir yağıyor. Elli indihan de yağmur bitiyor yani de. Yüz indihan okuyabilirsen var ya Allah. O indihan Kadir suresi var ya Kadir suresi. Aklınız durur ya. 250 sayfa kitap oldu. Yani o bir çıksa aman ya Rabbi. Gece gündüz acaba indihan sene nasıl durabilir misiniz? Ölünüze dirinize yani... Bu Kadir suresi. E, Kadir gecesini anlatan Kur'an'daki tek sure. Tabii ki Dukan suresinin başında da var ama o bir ayette bahsediyor, iki ayette, üç ayette. Bu surenin tümü, Kadir suresinin tümü innazen, Kadir gecesinden bahsediyor. Kadir gecesi bu mübarek Ramazan'da önümüzde ya. Yani önümüzde derken inşallah geçirtmemişizdir gafletle de. işte 15 gecemiz kalıyor bu geceyle. işte 16 mı ne olacak? Bak, onun için şimdi Adam kabirde yatıyor, imdat bağıran gibi bir hediye bekliyor. Mel meyyitü illa kel gharikil mütegavvisi. Denize düşmüş boğuluyor. Ya yüzme bilmiyor veya çok dalga fırtına var. Yüzme bilsen ne olur? Bazı kere boğar seni. Yen tezaru daveten. Öyle imdat diye öyle acı çığlıklar o deniz kenarlarında böyle boğulanlara rastlamışım yani çocukluğumda birkaç boğulan çıkartmışlardı sahile koymuşlardı şişmiş böyle bir şey. Onun feryatlarını böyle bir feryat duyduğum da var çocukluğumda yani. Efendim işte kurtarmaya gittiler, atladılar falan. Nasıl bağırıyor biliyor musun? Nasıl bağırıyor? O, bu boğulanın bağırması hiçbir şeye benzemez. İşte kabirde yatan ölü de öyle imdat bağırıyor. Entezuru daveten telhakû min ebin ev ümmin min ehin ev sadik. İmam Rabbani Hazretleri bu hadis-i şerifi rivat ediyor. Bu kaynağı zaten var hadis kaynaklarında. Babasından yahut anasından, şey önce ölmüşse, yahut kardeşinden yahut bir dostundan kendisine ulaşacak bir dua bekliyor. Feydâ lehikât hû hep ehebbeyle eminet Eğer bir dua, bir namaz, bir hediye, bir sadaka sevabı Nafileleri söyledim işte. Bir hayır hasene onun ruhuna bir hediye ulaştığı vakitte dünya ve içindeki her şeyden ona daha sevgili geliyor. Çünkü neden? E ne yapsın dünyayı adam boğulurken sen? Ben sana bütün dünyayı bağışladım diyorsun. Adam ölüyor zaten orada. Ölene sen elinden tutup çıkartman lazım. Kabirde azap görüyor. Azap görene bir dua bir hediye gönderen günahlarının mağfiretine vesile olman lazım ki azap dinsin. Azap dursun. Kolay mı? Azap içinde yanmak, yatmak. Allah Allah berzah aleminin geçit, tehlikeli geçitlerinde. Aman ya Rabbena. Tek başımıza yatacağız. Amelimizle baş başa kalacağız. Herkes kendi ameliyle kendi çukuruna inecek. Bize hangi amelimiz yetişecek acaba? Ya Rabbi iki rekat namaz müsaade versen Çünkü neden? Buhari hadisi iki rekat namaz kısa bile olsa bütün dünyadan hayırlı. E, kılamıyor ki. Siz dünya hayatını bitirdiniz, fırsatı kaçırdınız Mevla buyuruyor. Vermem. Ya Rab o zaman bir la ilahe illallah diyecek kadar lazım. E bir la ilahe illallah. Yedi kat gökler ya e uzat semavat vel arfi kiffetil mizan ve azil kelime fi kiffetil uhra. Desek bu let binne la ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid yedi kat gökleri yerleri tartar alır aşağı. O kadar ağır mizanda sevap bakımından. Mevla buyuruyor ya o siz dünyada nefesiniz varken okusaydınız. Şimdi sizin eceliniz gelmiş ölmüşsünüz. Vermem. O zaman belki birer aşağı indiriyorlarken ki hani iki rekat fazla dakika alır. La ilahe illallah çok daha az saniye tutar. O zaman la ilahe illallah'ın kelimesi biraz fazla. Subhanallah bari dedirsen bir. Allah bir Allah diye. varıyorlar Allah bir Subhanallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif desen. Bir Subhanallah desen bin Subhanallah'tan fazla yazılıyor. Azafen katmaları. Çünkü şimdi Şaban ayında Subhanallah desen 1'e 10, 1'e işte ihlasına göre. Şu anda Ramazan'da herkese otomatik öyle ihlaslı niyeti falan bir adam Allah için tabii demek şart onu konuşmuyorum ama böyle hani huzuru kalp falan şey. Bir Subhanallah dese şu anda bir Ramazan dışında işte şevval gece 15 gün sonra bayramda şevval girecek. O vakitte bin Subhanallah desenden daha fazla yazıyor burada bir Subhanallah tek Allahu Ekber diyorsun bir tek bir bir tekbir, tek bir bin tek fazla yazıyor. Nasıl bir şeydir Ramazan şerifin bereketleri İçine düşmüşüz. efendim kıymet bilmiyoruz İstifade etmek bilmiyoruz mevla buyuruyor ki hayır ben size Subhanallah bile deme fırsatı vermem çünkü ben karar verdim son nefese kadar ameller yazılıyor. Son nefesi gelenin defteri kapanıyor. Ancak başka biri yapar sana hayrını hediye eder sevabını. öyle bir şey. Sen yapamazsın kendine. O zaman o kabirde yatan ölüler ne diyorlar? Ey diyorlar. Yukarıda yatan gafiller. Ey üstte gezen cahiller. Sizin dünya hayatınız bu kadar e, dakikalar, saatler, saatler, günler, geceler, yıllar geçiriyorsunuz da nasıl Sübhanallah demeden, tekbir getirmeden, nafile namazlar kılmadan, farzı zaten mecbur kılacaksın. Bu kadar hayırlar önünüzde e, ırmak gibi su akıyor, sen burada susuzluktan öleceksin. Sen burada susuzluktan öleceksin. Yani bir insan e, suyu görüp de susuzluktan ölmesi ne kadar bir aptallık, ahmaklık, ne enayilik böyle bir şey olabilir mi ya? Bağlı değilsin, bir şey değilsin. Elin, kolun serbest. Su da oradan akıyor. Sen buradan susuzluk ölüyorum, ölüyorum diye bağırıyorsun ya. Ya dünya hayatı bizim elimizde şu an. Nefeslerimiz... Biz, ölmedik daha. Ölmedik kardeşim ya. Makinalara da bağlanmadık. Yoğun bakımda da değiliz. Ya Allah diyebiliyoruz biliyoruz, la ilahe illallah diye biliyoruz. Nasıl diziler izleyerek, filmler izleyerek, yarışmalar izleyerek, ha ha, bu millet bu vakitleri geçiriyor be. Ne yapalım ya Rabb'el Kendimi anlatamadım ki sana, sizi anlatıyorum sanki yani. Onun için ne buyurdu? O zat, büyük velilerden bir zat. Dedi ki, sizin amel etme fırsatınız var ama işi anlamadınız. Ahirette bu amellerin karşılığını görmediğiniz için, daha önünüze çıkmadığı için, ahirette ne kadar sevap lazım bilmediğiniz için bir şey anlamadınız. Ama biz de ne alemi ve la ne amelu. İşi anladık, biliyoruz. Amel edemiyoruz. Görüyor musun? Karı gör, görüp de anlayıp da kar yolunu da öğrenip de her şeyin bir tane çalışma fırsatın yok. Buna ne kadar bir insanı üzecek bir şey. Hasret edin. Menzirum hasreti iz emr pişmanlık gününden onları korkut. Habibim buyuruyor. Niye hasret diyor? Biz kuzuya emur. Çünkü hüküm iş, e, karar bağlanmış, işler karara bağlanmış. Ondan sonra cennet eli cennete, cehennem eli cehenneme. Nasıl pişman olmasın bu adam şimdi? Telafisi yok. Ve fi gafletin. Onlar dünyada hiç umurlarında değil gaflet içerisinde. Halbuki dakikada da ölecek an meselesi yani. Ve minun Ha gafleti de bırak yine gaflet. Müslüman da gaflet dedi. Hiç inanmıyorlar bile ateistler, kafirler. Hiç inanmıyorlar. Böyle bir pişmanlık. Efendi Hazretleri böyle der. Yapan bir pişman, yapmayan bir pişman, yapan iki pişman. Allah Millet de anlamazdı bundan bir şey. Ya şimdi amel eden niye iki pişman olsun? Amel etmeyen bir pişman, amel eden iki pişman. Yani şimdi teravi kılan iki pişman, kılmayan bir pişman. Bunun gibi yani. Nasıl iştir bu? İşrak namazı bugün kıldınız mı kuşluk? Bugün kılan iki pişman, kılmayan bir pişman. Nasıl iş? Kimse bir şey anlamıyor. E, Ali Adir Efendi babamız sorardı bunu. Böyle acayip sorular sorardı. Sonra anlatırdı. Tabii biz Efendi Hazretlerimizden dinledik de. Evladım, hiç yapmayan, neye benziyor biliyor musun? Hiç paranın yolunu Hazinenin, altının, mücevherin neyse yolunu, şeyini, kasayı, hazineyi, defineyi, gömüyü hiç görmemiş. Hiç görmediği için o pişman. Yanıyor, yanıyor ama şöyle. Ulan, hiç de bize böyle bir şey çatmadı ya. El alemin ayağa değdiği altın oluyor. Efendim elini tuttuğu altın oluyor bilmem ne. Bize hiç dünyada, dünya bir gülmedi bize işte efendim. Paranın yolunu bulamadık yani ha. Bu adam bir pişman. Niye bir pişman? E, niye iki pişman olsun adam yani? Hiç görmemiş ki bir şey peki paranın yolunu gören niye iki pişman? Ulan şimdi altın fırlamış 390'a. Dolar fırlamış 7 bilmem 17'ye, 20'ye. Euro mi? Ana. Şimdi ha misali çok güzel buldum şimdi. Sizin anlayacağınız şeyden. Euro, dolar deyince daha iyi Bir adamın hiç parası yoklar bana. Altın 390'a değil 590'a çıksa. Üzülürse de niye pişman, niye pişman? Lan bizim hiç altınımız olmadı diye bir pişman olur. Ama elinde şimdi dolu para vardı, altın yapma imkanı vardı. Onları da altın yapmadı. Parada da yüzde oldu, enflasyon oldu. Anladım şimdi. Bu kaç pişman olur acaba? abi? Bu ara sıra böyle duvara, böyle duvar ara böyle küt. Lan dünya kadar elimde kaç yüz bin liralar, milyonlar TL'le param vardı. Ha burada şimdi bir kısa zamanda 50 arttı, 100 arttı. Ne ne birkaç ayda 100'den 120'ye geldi. Anladın mı? Hiç kılmayan pişman. Keşke kılaydık. Ama iş, kuşluğu iki kılan iki pişman. Niye? Kardeşim bu kuşluğun sevabı neymiş? Niye dört kılmadım ya? Çünkü neden? İki kıldığı için bir tadına bakmış yani. Bir sevap almış. Ne gibi? Kar. Biraz kar gelince Adam şimdi öbür karlar ulan daha beter kâr edebilirdim. Ben ne kar kaçırmışım. Kar eden iki pişman oluyor. Neden? Daha fazla karları kaçırttığı için. Daha uyanıklık edebilirdim diyor yani. Ama hiç kar bilmeyen adam diyor ki ya hayatta sifta yok ki de kar etmemişim ki neye pişman olayım diyor yani. Neyi kaçırdım diyor yani? Zaten küllün sifta yok. Onun için yarın ahirette nafile az kılan 20 rekat teravih kıldı. Hiç kılmayan bir pişman. Kılan iki pişman. Niye iki pişman? E şimdi 20 rekat kıldı. E bunun 40'ı mı var? E kardeşim 100 kadar var. Bak bu gece 15. gece. Bu gece çok kuvvetli rivayetler var 100 rekat. 15. gece hakkında. Berat gecesinden daha kuvvetli rivayetini. Taberani rivayet ediyor hem de. Mesela e 140. Ha teravi, oldu. E teravi 20'den sonrasını git 80'de nafile kıl. 100 rivayet. Şimdi okuyacağım. Okuyabileceğim tabii gevezelikten fırsat bulup da. Ondan sonra efendim Peki teravih kılan niye pişman olsun abi? Şuna pişman olabilir. Ben rukuda secdede üç subhane Rabb'e lazım diyeceğim. Beş de sevmişim. Bir subhane Rabb'e l sevabını gördüğü zaman ana! 20 rekatta 40 secde. 40 secdede 3 subhane Rabb'e l 3 kere de onu Diyelim 120. E ben bunu 5'e çıkartsaydım bir Sübhane Rabbiyel Ala'nın sevabını gördüğü zaman tabi şimdi hadis-i şerifi anlatacak vaktim kalmadı. Bir Sübhane Rabbiyel Ala gökleri yerleri indir aşağı yani. E, bunu gördüğü zaman adam ya ben kardeşim yedi Sübhane Rabbiyel kılır, kılabilirim. Nasıl olsa camiye de gitmiyoruz imam da yok. Kendimiz kılıyoruz. Beş yapayım tesbih. Yedi yapsaydım tesbihatı ne olurdu? 120 katlandırdı, katlanırdı. 240. Ondan sonra e bunun her bir, bir Sübhane Rabbiyel lazım gökleri yerleri dolduruyor. E bunu gören adam ne diyecek? İşte karı görünce, sevabı görünce vay anasını bu neymiş diyecek arkadaş. Yaptık onu üçte, iki daha diye diyecek. Onun için iki pişman oluyor yani. Öbürü zaten ben ne namaz ne abdest kardeşim cehenneme zümara ondan sonra neyine pişman oluyor. Bu işler böyle işler. Muhteremler. Ha şimdi Seyyidül anlatacaktım. Daha neden anlatacaktım. Seyyidül İstifarı dedimse bu kadar senedir söylüyorum. Bak amel edin dedim. En mühim mesele diyor ki İbn-i Hacer Askalani Taun Veba kitabında Veba kitabında ne diyor biliyor musun? Eğer diyor Allah'tan ümidiniz diyor, ümidiniz kesikse diyor, amellerinizden ümidiniz yoksa diyor, bir de insanın psikolojisi de bozuluyor biliyor musun? Korona olmuşsun, belki de ölmek üzeresin. Şimdi çok zor bir şey. Ölümü de gözünden görmek de öldüm öleceğim, bu da zor bir şey yani. Ondan sonra hatırlayacaksın, ondan ona kazık atmıştım ondan nasıl helallık alacağım? Makineye bağlanmışım zaten. Ondan helallık alamadan gidersem yandım efendim. Eyvah yani eyvah. Helallık alma falan durumu olmayanın böyle ölümü beklemesi kadar daha bir zor bir şey yok. Müslümandan bahsediyorum. Allah'tan korkandan bahsediyorum. Korkmayan dümdüz. Ot gibi biterim, biterim diyor adam. Sen şimdi burada en büyük tehlike yani. Kazalarım var, borçlarım var, günahlarım var. Tamam tövbe ediyorsun artık. Tövbe estağfurullah halim mecalim bile pek de kalmamış yani. Ama yine can boğaza dayanana kadar Mevla tevbe kapısı açık tutuyor kurban oldu. Ama diyor ki Allah'a hüsnü zan üzere ölün. Bunu dersin birkaç işleyeceğim. Allah Teala bana ölüme yakın olan bir insanlar mutlaka affedecek beni, lütfuyla muamele edecek diye Allah hakkında güzel düşünün. Nasıl düşünürseniz benim hakkımda öyle bulursunuz beni buyurun. Bu hadis Bukhari, hadisi kutsi bu. Nasıl düşünürseniz öyle. Ama şimdi ameller bozuk. Nasıl? Ama diyor ölüme yaklaştınızsa diyor ameliniz gerisine kadar bozuk olsa da yine iyi düşünün benim. Benim size iyilik yapacağımı düşünün diyor. Son nasıl gelirseniz öyle bulursunuz. Ene aynı zanni abdi bi. Onun için benim diyor size en büyük tavsiyem diyor ve veba, taun, ani ölümler, tehlikeli zaman seydül istiğfar. Bu benim ezkar kitabının birinci cildinin de sağdan ilk duası. İkincinin de sağdan ilk duası. Bütün kitaplarımda Ramazan'a aç. Hepsinde var. İlk dualarımda. Neden? Bukhari. Burada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men kâlea minennâr İmanı şüphesiz. Bu hadisin müjdesi haktır. Bukhari sahih. İman ederek gündüz bunu der de akşama çıkmadan öldüyse bugün akşama çıkmadan öldüyse fe ve min ehlil cenneh Cennet elindendir inşallah demiyor. Cennet elindendir. Akşam okusun bak akşama bekliyoruz. Ve hemen ezan olsa hemen okumamız lazım. Niye? 10 dakika içinde 40 kere ölebiliriz. Hemen seyyidül üstü var. Allahümme ente Rabbi işte. Sabaha çıkmadan ölse min cenneh cennet elindendir. Hadis-i şerifin İbni Sünni, Suyuti diğer İbni vadende, de Mate şehiden. Üstelik şehit ölme şeyi Cennet elinden olduğu kesin. Bukhari. Şehit olmada diğer kaynaklarda geçiyor. Onun için İbni Hacer Askalani diyor ki bu veba salgınında insanlar pat küt düşüyorlar. Ani ölümler oluyor diyor. Onun için diyor eğer ki diyor Allah'a üstü zannınızın e, düzelmesi için şunu düşünün. Ben Seyyidül İstiğfar'ı okuyayım abi. Okudum mu okudum. Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin ayet gibi vahidir. Cennet elinden olma müjdesi var. Senin de Allah'a karşı çıkmaya ona yüzün olur biraz diyor. Biraz ümitlenirsin diyor. Ümitsiz ölmezsin diyor. Çok önemli bir mesele ya. Onun için bir zatı görmüşler mana aleminde. Burada Abdülgani Maktesi de İmam Zehebi anlatıyor bunu. Cemal Abdullah Seyyidül İstifarı çok okurmuş. Arkadaşlarına ezberletirmiş, yazırmış, verirmiş. Vefatından sonra Ahmet Berdadar isimli bir zat. O da geçmiş büyüklerden. Rüyasında görmüş. Demiş haliniz nicedir ahirette. Sana ezberlettiğim Seyyidül İstiğfar var ya ona çok devam et ezberinde kalmadıysa benim varakalarım var kağıtlarıma git orada bak yazdığım yazılarda mevcut İsmail bin Adil Eyyubi hükümdarlarına ta Osmanlı'dan evvel Eyyubi hükümdarı İsmail bin Adil'e benden selam söyle ona bu duayı ezberlemesini söyle devamlı okumasını söyle ahirette bana seyyidül istiğfar kadar fayda veren hiçbir şey görmedim bak kaynakları bak İmam Zehebi yani Ta Tarihul İslam'da İbn-i recep Hanbeli bütün alimlerin kaynaklarında. işte ölenin amel etmeye imkanı kalmıyor. Bizim amel etme imkanımız var. Seyyidül var okuyan yok. Sabah oluyor, akşam oluyor. Seyyidül var diye yalvarıyorum size ya. Allah rızası için ya. Ben yemin ediyorum çok seviyorum sizi Allah. Ya Seyyidül var okumamış. Bir Müslüman sabah akşama çıkmayın ya. Bak ne diyor. Ahirette ondan faydalı bir şey yok. Ramazan istiğfara istiğfarı çok yapın. Faziletli ameller çok yapın. Kelime-i şehadet çok yapın. Ne diyeyim size daha? Allah amele muvaffak eyle. Ölmeden. Bu gece efendim 15. gece. 15. gece olmak hasebiyle e, faziletli ameller çok da yarı gecesi hem de bir, daha bir mesele var. Cuma gecesi. Yani hem Cuma gecesine denk gelmiş hem de 15. gece. Her sene böyle olmuyor. İlk gece neyle girerse 15. gece o olur zaten. O kesin bir şey. İlk gece ile girdiği için şey de çok önemli. 17. gece. Yani yarın değil öbür gece onda da hem dualar çünkü neden? E, bu sene e, meşayihın beyanı ve O 27. gece. Tabi umumi ümmetin kabulle telakki ettiği 27. gece. Kadir gecesi olarak ihya ediliyor. Ama Evliyaullah 40 sene kaçırmadım Kadir Gecesi'ni diyen var. 50 sene bir Kadir Gecesi beni fevt etmedi diyen var. Bu Muhittin İbni Arabi bunlardan. Ebul Haseni Khorasani bunlardan. Ebul Haseni Cuni bunlardan. Bu meşayih, ulema diyorlar ki bunun alametlerine belirtilen biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Bunun 40 senelik, e, tam 40 senede Ramazan'ın başı perşembe giren olur, çarşamba giren olur. 40 sene Ramazan'ı kollayan bir adam her haftanın her günüyle Ramazan'ın birinci günü, gecesi denk gelmiştir. Dolayısıyla biz bu hesabımızı, kitabımızı yaptık diyor. Asla tekallüf etmedi, şaşmaz. Şimdi burada keşke bir rivayette toplansaydı ama üç rivayet idi ondan da çok üzülüyordum. Şimdi o rivayetleri cem ettim ikiye indi o. İbn Arabi ile Ebu'l-Hasen aynı tuttu. İmam-ı de onu naklediyor. Şimdi babul şerh Kur'an'ının şirat Şerati'l İslam'da geçen Seyyid Ali Zaade'nin şirat Şerati'l İslam'da geçenle İbn Arabi'nin arasındakinde e, iki rivayette biraz farklılık oldu. Şöyle ki. Bu sene Ramazan-ı Şerif neyle girdiğine bakacağız. O mesele ondan yani şey. Bir de şöyle bir tehlike oluyordu. Suudi Arabistan'da bir gece evvel oluyordu. Burada bir gece sonra eskiden bu kaç bu senelerdir olmuyor birkaç senelerdir. Efendim ee, böyle olunca hepten iş şeye biniyordu. Çünkü zaten iki rivayet çıkıyorsa oradan da ya o ya olsa otomatik dörde çıkıyordu. Otomatik dörde çıkıyordu. E insanın da bir ne diyeyim sana e, kuvveti var. Yani beyin gücü diyelim. Vücut gücünü söylemiyorum. Bir beyin gücü. Beyin mesela bir şeye kitleniyor. Ben bu gece sabaha kadar ibadete kitleneceğim abi. Ha, ona kitlendiği zaman hakikaten bir şeyler yapabiliyor. Ama şimdi sen, şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Dört rivayet söylediğin zaman adam şimdi o zaman dördünde de yatıyor aşağı yani. Onun için mümkün mertebe ben bu rivayetleri kendim için, benim psikolojimden biliyorum. Kendi beynim öyle çalışıyor yani. Çünkü benim orada çok gücüm yok ki ben sabah bir şeyler yapıyorum. Kitapla uğraşıyorum, ilimle uğraşıyorum ama e tabi namaz, fazla rekatlı namaz da falan bunlar sağlık isteyen şeyler. Her tarafımız ağrıyor, iltihap, romatizmalarımız azdı. Havaların neminden Mesela yani bu ağrı kesici Ağrı kesici uyuştur, uyuşkanlık veriyor. Bu sefer namazda kafan yerinde kalmıyor. Yani ağrı kesici içmesen ağrıdan ayağa kalkamıyorsun. Yani herkesin hastalıklarımız var. Onun için insan şöyle kendini bir geceye sabitlemek istiyor falan ama olmadı. Yani rivayet teke inmiyor. Çünkü ebul Hasen i Khorasani Hazretleri'nin buyurduğuna göre şimdi Ramazan işlemi ilk gecesinden biz bunu tespit ettik diyor. Benim tespitim böyle diyor. Meşayih'tan zat o Ebu Hasan Şazeli'ye de atfediliyor ama şimdi Ramazan ilk gecesi Cuma olursa bu sene Cuma gecesiyle girdi. Yani bu geceydi işte 15 gece evvel. Perşembe'yi Cuma bağlayan. Ramazan ilk gecesinin teravisini biz kıldığımızda neydi? Cuma gecesiydi. Birinci gün Cuma'ydı. Bu seneki durum. Zaten Suud, muht artık her yer ittifaklı oldular. O şey kalmadı o fitne. Elhamdülillah tamam. Ama biz tabi rivayet iki. Cuma gecesiyle girdiği zaman e, Ebul Hasen-i Khorasani Hazretleri diyor ki, buyuruyor ki, e, ben 40 sene tecrübe ettim ve Kadir Gecesi hiç açmadı, hiç değişmiyor. Cuma ile giren Ramazan'da 17. gece olur diyor. Bu 17. gecenin zaten Bedir gecesi olması, Furkan gününün gecesi olması, Kur'an-ı Azim Habibimize Furkan'ı o gece indirdik, gününde indirdik, buyurulmuş olması zaten birçok sahabeden Zeyd bin Eslem olacak yemin etmeleri vallahi diye yemin etmeleri Kadir gecesi 17. gecedir demeleri gibi zaten birçok rivayet 17. gece hakkında zaten var Bedir'den dolayı da var. Ama buradaki esas mesele cuma gecesi girdiği zaman Ramazan 17. gece olur. Ben size onun için 9 Mayıs yani yarın değil öbür akşam cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 11'de Bedir Eylül'ün isimlerini okuyacağız. Hepsi oturacaksınız radıyallahu teala. Ben isimlerini okuyacağım. Siz radıyallahu teala. Ben de radıyallahu teala. Siz de radıyallahu teala. Bütün sahabeye radıyallahu teala. 313 de tabi ihtilaflı rivayetlerinde de oluyor. 360 küsura çıkıyor o sayı. Hani bir tane bile ihtilaflı olanı onda alıyoruz ki. Bir tane dışta kalmasın diye. Hepsinden şefaat alacağız. Hepsine himmet alacağız. Özellikle halid ve Ansari. ...başımızın tacı burada komşumuz şefaatçimiz... E, ...o da Bedir ehlinden falan. Tabi İstanbul'un burada özel bir şeyi var. Bedir elinde bir sahabi yatıyor bizde yani. Bedir ehlinden. Onun için... E, ...dualar yapacağız... E, ...saat e, 11'de... ...çünkü teravihler tam bitsin 11'de. O gecenin Kadir Gecesi olması rivati... ...Ebur Hasan'ı Khorasani'ye göre kesen. Ha İbni Arabi Hazretlerine göre ne zaman... ...onu da... E, ...İbni Arabi Hazretlerine göre onu da daha kuvvetli buluyorum hep İbn Arabi tarafını ben. Çünkü İbn Arabi'nin keşfi çok acayiptir. Onun için İbn Arabi kattesi Allahu Teala Hazretleri'nin rivayetinde de yine cuma ile girdiğine göre konuşuyorum. Bu sene için konuşuyorum. Onda da 29. gece. Allah alem 29. gece de cuma gecesine denk geliyor. Çünkü İbn Arabi diyor ki Kadir gecesi cuma gecesinden başka gece olmaz her sene Kadir Gecesi mutlaka bir cuma gecesindedir. Ramazanın bir cuma gecesindedir diyor. He. Çünkü İbn Arabi diyor ki benim hesabım böyle yaptım. Ee, eğer ki diyor cuma ile Ramazan başladıysa 29. gecedir. Ama diyor benim yaptığım hesabın her birinde mutlaka Kadir Gecesi cuma gecesine denk gelir. 12 29. Zaten cuma gecesi olduğu zaman Ramazan'daki cumaları ne dedikse Ramazan'da her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat olup berat alıyor. Cuma olduğu zaman saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Yani 24 milyon kişi cehennemden berat oluyor. Cuma'ya mahsus. Bazı Ramazanlarda 5 Cuma oluyor. Acayip bir şey yani değil mi? İlk Cuma ile girdiğinde ben 5 Cuma Ramazan'a çattığına denk geldim mesela. Ne büyük bir şey. 24 milyon ilaveten cehennemlik adam beratını alacak azat olacak bu ne demek ilaveten o Ramazan'a mahsus çünkü 5 cuma oldu oluyor bazen ilk girince bir de efendim 30 olunca falan e şimdi bunlar büyük müjdeler 29'una zaten artık 29'unda da millet var ya tam 27'de de kışırını çıkarırlar katimlerini matimlerini 29'da tam yatarlar aşağı bu gece teravide kılmayalım dedikleri anda Kadir gecesi gelir çatar mı abi gelir çünkü neden bu işlerde uyanık olanlara vurur. Öyle. Ben bir geceyi kollayayım, ondan sonra yatayım. Zor, zor. Arayan, efendim her arayan bulamaz ama diyor, bulmaz her arayan. Ama yine bulan arayan. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Her arayan bulmaz ama bulan yine arayandır. Yatan değil. Mutlaka aramak lazım. Ben hürime kıyırafakatörüm. Kadir gecesinin hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuş. Korona vurdu, dükkanım kapandı, ekonomim bozuldu, borca girdim. Artık saydırıyor belaları, başına gelenleri sayıyor adam. Dünya kadar adam işsiz kaldı tabii. Hakikaten maddi manevi büyük sıkıntı herkes çekti, çekiyor. Tamam. Sen bu sene Kadir Gecesi'ne huzur üzere, huşu üzere, ibadetle, zikirle, kıyam ile kavuşabiliyor musun, kavuşamıyor musun? Eğer bu sene Kadir Gecesi seni es geçtiyse, sen Kadir gecesinde teravih kılmadıysan, teheccüdü kılmadıysan, fazla zikir yapmadıysan, anladın mı? İstiğfar yapmadıysan, afiyet istemediysen, Kadir gecesi takdir gecesi. Bir beraat gecesi, bir de Kadir gecesi. Bu ikisinde bu işler dönüyor. Sen afiyet istemediysen, belasızlık istemediysen, bir daha sene yandın, kaçırdın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir gece var, bin aydan hayırlı o Ramazan içinde ya, Manhuruma hayra faketurum. O kişi bütün hayırlardan mahrum olmuş. Öyle dükkanın kapandı. üç, üç aylığın bozuldu. Bilmem işten çıkartıldı. Ne bulusun bir işine. Yine açılsa dükkan. Ölmedin ya. Ama Kadir gecesini bu sene kaçırdısan bütün hayırlardan mahrumsun. Bir sene daha avanak gibi gez. Bir senenin bütün duası, zikri, ibadeti şeyi gücü burada. Onun için yarın değil öbür gece çok önemli. 17. gece Bedir gecesi. Bedir elinden tevessül edeceğiz, istihase edeceğiz. İnşallah yüzleri su hürmetine Allah'tan talep edeceğiz, dua edeceğiz. Şimdi bu gece çok önemli. Bu gece neden önemli? Bir cuma gecesi. Zaten şimdi başlıyor saat işleme. Saat başı bir milyon cehennemden azat başlayacak. Saat başı başlayacak. Bu 24 milyona girmemiz lazım. Hoca ben zaten cennetliyim. Aa sen cennet kuşursam uç. Beni alamet etmez. Ben cennetliyim. Hiçbir garantim yok, benim ödüm kopuyor ya. Ölmekten o kadar niye ödüm kopuyor? E, bozuk amellerim, affolmuş muyum, affolmamış mıyım? Yani ben ölmekten ödüm kopuyorsa... ...demek amellerime hiç şey demiyorum, güvenemiyorum kardeşim. Güvenemiyorum yani. Sen nasıl ben diyorsun ki benim... ...azat olma ihtiyacım yok? Şimdi mutlaka azat olmamız lazım. Bu Cuma gecesi 15. gece. Ee, Leytü nısf... ...Ramazan. Ramazan'ın 15. gecesi çok önemli ve fazileti var. İki tane rivayet okuyayım size. Muhammed İbni Mervan... Ebu Yahya'dan. O onun babasından rivayet ediyor. Bu, bu rivayeti kim almış? Et Taberani e, kitab Dua Rakam 917 2. cilt 1228 1229 sayfeler. Taberani duymuşsunuz. Büyük muhaddes. Öyle mevize kitabı değil. Hatta senalı, senetli, isnatlı muhaddis. Taberani Kitab-ı Duasında. Bu zatlardan rivayet ediyor. Her kim Ramazan'ın yarısında yani bu gece 15. gecesine kılacağı 100 rekatta kılacağı yüz rekatta. Bu 20'yi de teravih de sayabilirsiniz ama on ihlasla kılın teravih de o zaman. Teravihinin 20 rekatını da on ihlasla kılarsanız yüzden sayılır. Çünkü burada mesele ne? 100 rekatta bin ihlas. Bütün mesele bunun üzerine dönüyor. Yüzde yüz canınızı cehennemden satın alırsınız bak. Çünkü hadis-i şerif kesin. Men kara kulü vallahi elfe mara fakat iştara nefse Bin kulübü Allah okuyan canını ateşten satın aldı. Bitti. Fidyesi ya. Aynı fidyeni ödüyorsun. Nasıl çıkıyorsun hapisten şuradan buradan? Fidye. Fidyeni ödüyorsun. Bin ihlas fidye. Ne olacağız? Ne zaman öleceğiz? Belli değil. Fidyemizi bir an evvel verelim yani. Ödeyelim fidyemizi. 15. gece. Bu gece. Hem de cuma gecesi. 100 rekatta bin ihlas okursa tamam mı? Bu berat gecesindeki 100 rekatta var ama taberani de yok. İbn-i Ebut dünyada da geçiyor. Diğer çok kaynaklı geçiyor. Bu taberani çok kuvvetli bir kaynak. Bu gece için söylüyor Ramazan. Yüz rekatta rüyasında yüz melek görmedikçe ölmez. Rüyasında derken ölmeden evvelki uyanık gibi bir şey yani. Tamamen ahiretten haber geliyor. Direkt. Ne zaman öleceksin? Ne zaman bu koronadan öleceksin? Demedik yani. Ne zaman öleceksen? Rüyasında yüz melek görmedikçe ölmez. Otuzu cennetle müjdelerler. Ama o rüyada gördüğün müjde kesin. Çünkü hadiste diyor ki bunu yaparsan göreceksin. Görünce de kesin diyor. Cennetle müjdeler. Diğer 30'u kabir azabından Allah en korktuğum şey. Güvence verirler. 30'u da hata yapmaktan korurlar. Bir de sen şimdi bir daha seneye kadar hatasız günahlarında sen hemen yıkar. Hemen engelleniyorsun. Geri kalan 10 melekte düşmanlık edenlere tuzak kurarlar. Ne kadar düşmanın var senin bir şey yapman lazım yok. On melek onlarla uğraşacak. Sırf 10 On melek düşmanla görev. Bu hadis-i şerif efendim Tabarani va diyor. Muhammed İbni Ali Zeynel Abidin Beyt imamlarından dedesi Resulullah Efendimiz'e ile beraber Hazreti Ali Efendimize babalarına gidiyor. Buyuruyor. Her kim Ramazan'ın yarı gecesinde ve Şaban'ın yarı gecesinde işte Berat gecesi rivati bu. Ramazan'ın yarı gece bu Yüz rekat kılar da onlarda bin kere ihlas okursa cennetle müjdelenmedikçe ölmez. Bu da İbn Ebüt dünya hadis hafızı senediyle zikrediyor. Hadis hafızı senediyle zikrediyor. Allah Teala bu geceyi de ihyaya Bizleri muvaffak eyleye, namazlarımızı, ibadetlerimizi ve bütün hayratı, hasenatımızı kabule, karin eyleye, azabından, gazabından cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sahibi ve selleme teslimen kesir. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Allahumme amin.